gerekli ekipmanları tedarik etme sürecimiz vardı. Epeyce bir süre kararsız kaldık. İstediğimiz özelliklere sahip veya kendi zevkimize hitap eden bir oyuncak bulma hususunda bayağı bir cebelleştik diyeyim. Burada özellikle Zafer İşgören'e buradan teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bizlere çok yardımcı oldu. Gerekli bizim keyfimize, zevkimize uygun olan oyuncak seçimimizde yardımcı oldu. Buna göre her birimiz ayrı ayrı birer oyuncak elde ettik. Efendim, birinci oyuncağımız benim oyuncağım. CYMA firmasının CM048S modeli. Burada çok güzel bir jest yapmış Zafer Bey. Şurada, biraderim şuraya bak, şuraya bak. Bırak telefonu. Şöyle baktık. Böyle bir logoyu kendisi elle çizmiş. Biliyorsunuz bizim logomuzu. Logoyu çizerek göndermiş. Bu da bizim için bir ilk oldu. Teşekkür ediyorum tekrar. Bu benim için de onur oldu. Efendim, oyuncağımızın kutu içeriğini bir kontrol edelim. Sonra bizim her zaman standart yaptığımız testlerle devam edeceğiz. Kullanım kılavuzlarımız mevcut. Bunları şöyle alalım. Efendim, oyuncağımız... Biraz zor çıkardım ama olsun. Benim kullandığım oyuncağım AK-47 replikası olan, seyyar dipçik olan modeli. Şu kısımda bir butonu var. Bastığınız zaman dipçik açık hale geliyor. Dipçikte herhangi bir uzama, kısalma vesaire şeklinde bir şey yok. Bir iki özelliğine bakalım. Ama önce kutu içeriğinde başka neler var? Bir adet yüksek kapasiteli şarjör ile oyuncağımız geliyor. Test için bir miktar pellet, elbette ki bu pelletler size yetmeyecek, birkaç torba pellet almak gerekiyor. Küçük bir anahtar. Herhalde bu da harbisi olsa gerek. Evet, harbi. Namlu temizliğini sağlar. Aynı zamanda BB sıkıştığı zaman öyle bir şeyle karşılaşmadık ama yani. Olacak olursa herhalde onun için de, ama namlu temizliği için kullanılması daha doğru görünüyor. Oyuncağımı şöyle alıyorum. Kutu içerisinin üzerindeki bazı yazılar dikkatimi çekti. Biraderim, tamamen metal yapım. Ve burada herhangi bir hayvana ya da insana atış yapmayın diyor. Ancak bu oyuncakların gerçek maksadı biliyorsunuz airsoft. Yani simülasyonda kullanmak için. Tabi burada kastettiği airsoft atış yapmayın değil elbette. Ama rastgele sağa sola atış yapmayın. Sonuçta oyuncak da olsa ciddi derecede acı verebiliyor. Şurada iki ayrı modeli var. Bizim modelimiz üstteki model. Ve 18 yaş altına önerilmiyor. Şurada gördüğünüz gibi. Oyuncağın dipçik açıkkenki hali 90 santim. Dipçik kapatıldığı zamanki toplam uzunluğu 66,5 santim. Ağırlığı boş haldeki yüksek kapasiteli metal şarjörü ile beraber 3120 gram. Askı kayışı aparatları ister tek nokta kullanın, ister iki nokta kullanın. Ona göre yapılmış. Ayarlı gez sistemi mevcut. Orijinaline uygun şekilde. Buradaki şu mandal sadece görsel olarak kullanılmış. Mekanizma atış esnasında hareket etmiyor. Ancak hop up ayarı şu kısımdan yapılıyor. Emniyet orijinal AK'larda olduğu gibi tekli atış, yarı otomatik atış şeklinde ve emniyet açık şekilde. Şarjör bırakma mandalı. Efendim, şarjörlerin takılması da yine orijinal AK'larda olduğu gibi. Şöyle gösterirseniz daha iyi olur. Orijinal AK'larda olduğu gibi, öyle görünce de ben göremiyorum biliyor musun? Şu şekilde. Oyuncağın el kundağı kısmı yine orijinaline uygun şekilde ahşap. Alttaki el kabzesi, kabze kısmı plastik, geri kalan kısım metal konstrüksiyon. Ben niye bunu seçtim? Orijinaline en yakın, modifikasyonsuz, sade haliyle oynama hoşuma gidiyor onun için. Bol marka, batarya, 1300 mAh, 11.1 volt.
Üçlü batarya. Peki bataryayı nasıl takıyoruz? Şunu bir kapatayım, fazla kalabalık etmesin. Yukarıdaki mekanizma kapağı aynen orijinal AK'larda olduğu gibi çıkarılıyor. Bataryayı şu kısma takıyoruz. Benim genelde yaptığım şuradaki kablolara da dikkat ederek bir tanesini şu ön kısma doğru ilerletmek, diğer ikisini geride bırakmak şeklinde. Sonrasında oturttuğunuz zaman batarya takılmış durumda. Tetik ağırlığına bir bakalım. Tekli atış modundayız. 1226. ...1254. Yaklaşık 1200 gram civarında bir tetik ağırlığı mevcut. Efendim, malum olduğu üzere biz tek bir BB ile ya da tek bir ölçümle yetinmiyoruz. Onun için 0.20, 0.25 ve 0.30 gramlık BB'lerle hem tekli atışlarda hem de seri atışlarda çıkış hızlarını bir ölçelim. Bakalım ne olacak. Efendim önce 0.20, hala dökmeye devam ediyorum. Zafer hocam herhalde birkaç paket daha BB almamız gerekecek. Efendim emniyet açık gideyim. Emniyete kapalı hale getirdim. Tekli atış modundayım biraderim. Şöyle ben. 419 FPS. Heh, şimdi oldu. Öyle yapacağım işte. 417. 419. 417. 418. Ve 417. O zaman auto biraderim. Gerçek silahlarda kullanma şansımız yok ama en azından burada kullanalım değil mi? Evet. 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 Ölçtük sayılır. Kroniye biraz yeniyiz. Onun için idare edin arkadaşlar. Şimdi de 0.25. Heh, 379. 377, 375, 377, 378. Hop. Auto mod. Allah Allah. Hız daha yükseldi birader. Güzel. Bunu da ölçtük. Sırada da 0.30 gram. 345'e kadar düştü. Ama çok stabil ha. Şimdi otomatik modda 0.30. Evet. RPM'i böyle veriyor. Şimdi oldu. Ölçtürdüm. Kroniler böyle. Bir de mesafeye göre atışlarına bakalım. Efendim önce 10 metre 0.25 BB'leri kullanıyoruz. Bu tarafa gidiyoruz, bu tarafa. Gördüm. Olsun, öyle kalsın, 20'de daha rahat olur.
Bir de otomatikte atsana. Otomatikte atıyorum. O zaman aşağı nişan alalım süper. Evet. Çok güzel. Evet. Valla otomatikte daha isabetli attın. Hemen ne yapıyoruz? Mid cap, yüksek kapasiteli. Mesafemiz 10 metre. Güzel. Efendim, 25 metreye atalım. Emniyete kapatalım. Tekli atışta 25 metre biraderim. Yukarıdan aşağı doğru iniyor. Evet. Şimdi hop hop ayarını da gösteririz birazdan. Evet. Otomatiğe geçtim. Hoppa. Vallahi süper at. Kağıdı da sıyırttırdım. Mesafeyi gösterelim. Mesafemiz budur. Güzel. Mesafeyi bir ölçeyim. Biraz daha uzattık. Rüzgar var. BB havada güzel dans edecek. 54 metre olmuş. 54 metreyi isabet biraz zor ama yine de BB'nin gidişini bir gösterelim değil mi? Evet. Gidişi görüyorum. Hop hop'unu biraz değiştireyim. Gördün mü? Yukarıdan aşağı. Aşağıdan yukarı gidiyor aslında. Vurdum da. Bir tane vuruş var. Az daha değiştireyim. Bakalım ne olacak. Oho! Yine yukarı gitti. Çok yukarı gitti. Sonuna kadar tekrar indirdim bakayım. Bu sefer aşağı doğru iniyorum. Hı-hı. Mesafeyi bir gösterir misin birader? Evet, mesafemiz de bu. Şimdi bir de oraya bir otomatik atış yapayım. Bakayım BB'lerin gidişi kamerada nasıl görünecek. Evet. Gözle şöyle yaklaş. Geniş açıdan alıyorum ben. Görünecek muhtemelen. Çıplak gözle rahat görünüyor. Ama kameradan ne kadar gösterebileceğiz bilmiyorum. Bir kontrol edelim bakayım. Atıyorum birader evet. Otomatik. Gayet net görünüyor. Ve vurdum. Mesafeyi geriye alıyorum. Mesafemiz tamam. 54 metre. Hop up ayarını bir gösterelim. Şu anda en sonda. Tekli atışla atıyorum. Şimdi ayarı yarıya kadar getirdim. Bir de buna bakalım. Şöyle yapayım. Şimdi de en sona getirdim. Yukarıya kalkışı görüyorsunuz. Demek ki ayar en sonda olmayacak bizde. Bir iki de normal atış deneyelim.
birazcık bir şeylik mi var? Olabilir. Biraderim komutunu bekliyorum. Hazır mıyız? Hazır. 3 5 Bir dakika dur. Emniyeti her seferinde kapatıp açıyoruz ya. 5 2 2 4 5 Başlayalım mı? Merhaba değerli. Ya kardeşim, çekimlerden önce gazlı içecek içmesek iyi olacak gibi sanki. Azcandır. Kameradan tamam kontrol ediyorsun herhalde. Tamamdır. Tam o anda kroni kapandı. Ya ben şunu da kapatsam ya. Benimkinin öyle bir avantajı var değil mi? Benimkinin de var artık. Hoppa! Gangnam Style.